Müsralar bulurken isterseniz müsralara doğru yanaşın arkadaşlar. Göz teması kuvvetli olsun. Bugün tarihsizlik dediğimiz duruşun, tavrın Kur'an ayetleri bağlamındaki argümanlarını görmeye başlayacağız inşallah. Bir evvelki derste, seminerde tarihsizlik düşüncesinin nerede olduğunu, meslekli olarak nereye dayandığını özetlemeye çalışmıştık. Ve esasen bu meseleye giriş mahiyetindeki seminerlerimizde son 2-3 seminer boyunca tarihselliği modernite ile ilişkisini vurgulamaya çalıştık. Tarihsellik düşüncesi elbette modernliğin, modernitenin ayrılmaz bir vasfıdır. Yani yapısal olarak tarihsellikle modernite arasında kopmaz bir ilişki, vazgeçilmez bir irtibat vardır. Çünkü tarihsellik modernitenin bir ürünüdür. Modern çağın ürünüdür. Felsefi olarak da, pratik olarak da bunu gözlemliyoruz, tespit edebiliyoruz. Tarihselliğin tabiatında her ne varsa modernliğin tabiatında da var. Yani düşüncede, duyuşta, kavrayışta, algıda esas olan istikrardır. Fıtri olan budur. Yani varlığı, eşyayı, olayları, dini, müstekar bir bilinç yapısıyla, müstekar bir algıyla karşılamak asıl olan budur. Modernite ise değişimi esas alır. Değişim olgusunu dışlayan bir modernite tasavvur etmek mümkün değil. Çünkü moderniteyi var kılan, mümkün kılan en önemli unsur değişimdir. Bir şeylerin geçmişte şöyle olması, bugün farklı olmayabileceği anlamına gelmez. Farklı olabilir, hatta olmalıdır. Değişim kaçınılmazdır. Varlığa hakim olan belki de en temel yasa moderniteye göre değişimdir. Bu sebeple bazı şeyler geçmişte vuku bulmuş, geçmişte meydana gelmiş bazı olaylar, geçmişe ait gibi görülen bazı olgular, fikirler bugünün dünyasına belki sadece çok dolaylı bir mesaj verebilir. Bugünün dünyasında belki çok dolaylı bir değer ifade edebilir. Ama bugünün dünyasının kendine mahsus değerleri, kaynakları, algıları vardır, durumları vardır. Dolayısıyla geçmişi aynen bugünü kopya etmek mümkün de değil, doğru da değil. Tarihsellik düşüncesi işte tam da bu noktadan varlık zeminine çıkıyor. İnsan, tarihsellik düşünceye göre insan fiillerinde, düşüncelerinde, algılarında tarihsel bir varlıktır.
belli sosyokültürel, tarihsel çevrenin, şartların, ortamın ürünüdür. O ortam ve o çevre ile, o şartlarla bağımlı ve bağlantılı düşünür, fiil yapar, üretir, algılar. O tarihsel şartlar ve çevre değiştiğinde o algı da değişecektir, o fiil de değişecektir, mahiyet değiştirecektir, belki hatta form değiştirecektir. Mutlaka bir değişim söz konusu olacaktır. Dikkat ederseniz, fıkıhta değişiklik, fıkıh hükümlerin esnekliği, dinde değişimin imkanı gibi tartışmalar da hep modern dönemde ortaya çıkmıştır. Bu söylediğimiz meseleyle doğrudan bağlantılı bir konu. Değişim olgusu bir nas gibi adeta bizi zorluyor, bizi kendisine çekiyor ve biz bu çekime direnemediğimiz için zihnen, zaten dışarıda, sokaktaki dünyada buna direnmek hemen hemen imkansız ama zihnen de direnemediğimiz için dinin değişimine açık taraflarını kullanmaya başlıyoruz, gündem etmeye başlıyoruz, dini değişime zorlamaya başlıyoruz. Hele bir de söz konusu olan tarihsellik modern değerlerle çatışma arz ediyorsa, modern algılarla çatışma arz ediyorsa, o zaman değişmeye mahkum oluyor. Başka çaresi yok, değişmek zorundadır, değiştirilmek zorundadır. İnsanın dünyasına adeta giren her ne varsa, insanla bir şekilde ilişkili, irtibatlı olmuş her ne varsa, bu tarihselliğe mahkumdur. Bu tarihsellik doğrultusunda anlam ve değer kazanmaya mahkumdur. Başka bir seçenek. Bu söylediğimiz hususta aynen vahiy olgusu için de söz konusu ederler. Vahiy insanın dünyasına girdiği andan itibaren, insana yönelmiş bir hitap formuna büründüğü andan itibaren tarihsel olmuştur. Dolayısıyla İlk elden kime hitap ediyorsa, onun ilk muhatabı kimse, onun tarihselliğiyle bağımlı, bağlantılı, sınırlı bir muhteva kazanacaktır. 7. yüzyılda Mekke'de inananlarla inanmayanlar, müminlerle müşrikler arasındaki herhangi bir problem tarihseldir. Vahyin o probleme değinen, o problem üzerine inmiş olan kısmı da tarihseldir. 7. yüzyıl Arabistan'ında inanan bir insanın ya da inanan bir topluluğun Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sorduğu bir soru tarihseldir. Vahyin bu soruya verdiği cevap da tarihseldir. Vahyin bizim dünyamıza girdiği andan itibaren bizim din formumuza büründüğü andan itibaren kaçınılmaz olarak, zorunlu olarak tarihsel olacaktır. Bu söylediğimiz husus sadece o günün sosyokültürel tarihsel ortamıyla bağlantılı somut olaylarla sınırlı değildir. Hatta bu söylediğimiz itikadi ilkelere, hususlara, naslara, vahye kadar uzanır. Dolayısıyla itikada ilişkin vahiy unsurları içerisinde de mutlaka tarihsellik vardır. Bu iddialar somuta döküldüğünde, tek tek ayetlerle delillendirilmek durumunda kaldığında ne ifade eder? Şimdi bunu görelim. Bu elimdeki kitap tarihsellik tezi üzerine Türkiye'de yazılmış belli başlı eserlerden birisidir. Ve yazarı tarihsellik tezini ciddi biçimde temellendiren isimlerden birisidir. Doçent Doktor Mustafa Öztürk, Kur'an ve Tefsir Kültürümüz isimli kitap, makale Kur'an'ın tarihsel bir kitap oluş keyfiyeti.
Hazreti Peygamber'in genelde Arap toplumunun, özellikle de Kureyş kabilesinin diğer bir deyişle, gözlüğümü unutmuşum, yazılar birbirine giriyor. Diğer bir deyişle Mekke ve çevresinde yaşayan müşrik Arapları uyarması için gönderildiğini bildiren ayetler, Kur'an hitabının tarihsel ve yerel oluşunu gösterir. En'am 92, Yasin 6, Şura 7 ayetlerini tercih ettirmiş. Buradan ayetleri de açalım. Burada metin olarak zikretmiş. Hazreti Peygamber'in hem kavmi için bir şan ve şeref vesilesi olduğunu belirten Hazreti Peygamber hem de kavmi için Keza Kur'an'ın hem Hazreti Peygamber hem de kavmi için bir şan ve şeref vesilesi olduğunu belirten ayetler de yine aynı noktayı işaretler. En'am 92. İşte bu Kur'an da bereket kaynağı kendinden öncekileri ilahi kitapları tasdik eden ve şehirler anasını, Mekke'yi ve bütün çevresini uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Şey bu, ayetlerin ortak noktası bu. Kur'an'ın Mekke ve çevresinde bulunanları uyarsın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inzar edildiğini bildiren ayet. Nitekim 43 Zuhruf Suresi 44. ayette geçen اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمَكَ ibaresindeki kavm kelimesi İbn-i Abbas, Mücahit, Katade, Süddi gibi sahabe ve tabi'ye ulemasının yanı sıra bütün müfessirlerce de Kureyş'e hamledilmiştir. Kanaatimizce çoğu zaman hesabı verilmeden savunulan evrensellik söylemi, Kur'an'ın evrensel bir kitap olduğu söylemi, gerçekte slogan düzeyinde bir söylemden ibaret olup sahici bir değer içermemektedir. Kaldı ki bu söylem daha önce de kısaca ifade edildiği üzere Kur'an'ın sarih beyanlarına aykırıdır. Çünkü En'am 92, az önce okuduk, Yasin 6 ve Şura 7. ayetlerde Kur'an'ın Hazreti Peygamber'e Kureyş'i Mekke ve çevresinde yaşayan müşrik Arapları uyarmak için gönderildiğini bildirir. Özellikle En'am 92 ve Şura 7. ayetlerde Hazreti Peygamber'e yüklenen tebliğ misyonu Ümmül Kura, şehirlerin anası ya da ana kent halkının ve çevresindekileri uyarmak şeklinde tayin edilmiştir. Ümmül Kura tabirinin Mekke'ye işaret ettiğinde en ufak bir şüphe yoktur. Nitekim bu tabir hemen bütün meallerde de Mekkeliler veya Mekke halkı şeklinde tercüme edilmiştir. Mekke'nin çevresine gelince hemen halde bu. Çevre kelimesinin metnulünü bütün dünya sathı diye tayin etmenin çok romantik bir yorum olduğunu izaha gerek yoktur. Bu fikrimize yönelik muhtemel bir itiraz karşısında İsra 1. ayette geçen Bârek mâ havlehu ibaresine, bütün dünya olarak çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'dan bahsediyor ayet. Veya Bakara 17. ayette geçen felemmâ edâet mâ havlehu ibaresine, Işık onun çevresini yani bütün dünyayı aydınlattığı zaman şeklinde bir anlam takdir etmenin ne kadar doğru olduğunu ya bu ayetlerde geçen havle kelimesine yakın çevre anlamı yüklenirken Mekke'nin çevresine niçin bütün dünya şeklinde bir anlam takdir edildiğini sormak. Son derece tutarlı bir istihdam. Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ettiğiniz zaman, bununla yetindiğiniz zaman ortaya böyle şeyler çıkabiliyor. Bu çok tutarlıdır. Gerçekten Mustafa Bey'i tebrik etmek lazım. Burada Süleyman Ateş'ten, İzzet Derveze'den de bahsetmiş. Onların da tarihsellik ve yerellik konusundaki görüşlerini de aktarmış. Ama Mustafa Bey'in bir meal yazarı olarak atlamaması gereken hususlar var burada. Onları dikkatlerinde sunalım.
Şimdi Kur'an'da Şuhara 214. ayet kelimede ve en bir aşireti ve akrabiyin buyuruyor. En yakın aşiretini uyar. Eğer bir setin umumiliği meselesini, Kur'an'ın ya da işte Mustafa Bey'in tabiriyle Kur'an'ın evrenselliği meselesini bu ayetle sınırlı olarak anlayacaksak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın çevresini uyarmak dışında bir sorumluluğu yoktur. Ama başka ayetlerde Ümmül Kura, Ümmül Havrehu diye de geliyor. Demek ki bu çerçeve bununla sınırlı değil. Mekke halkına da teşmil ediyor, şamil oluyor. Hatta Mekke çevresine de şamil oluyor. İki problem var burada. Bunlardan birincisi, Kur'an'ın başka ayetleri bu çevreyi, çerçeveyi, bu sorumluluğu biraz daha genişletiyor mu yoksa bununla sınırlı mı bırakıyor? İkincisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siyretinden ve sünnetinden bu meseleyi aydınlatmak üzere referans almaya kalkıştığımızda o bize ne diyor? Yani Mekke dışındaki herhangi bir insana, topluma, kabileye de tebliğini ulaştırmak için bir gayreti oldu mu Efendimiz'in? Ve Kur'an bu meseleye ne diyor? Birincisi, Efendimizin bisetinin ve Kur'an'ın kitabının Mekke ve çevresiyle sınırlı olmadığını gösteren en önemli hususlardan ilki, Kur'an'ın ehli kitaba hitap eden ayetleridir. Ki bunların çoğu medenidir biliyorsunuz. Ve o ayetlerde ehli kitap da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeye, Kur'an'a iman etmeye çağırır. Mustafa Bey'in atladığı en önemli hususlardan birisi bu. Mesela Maide 19'da ey kitap ehli, peygamberlerin arası kesildiği bir sırada bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi ne de bir uyarıcı demeyesiniz diye işte size hakikati açıklayan elçimiz geldi. Evet, size bir müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Allah her şeye hakkıyla güvenir. Hani şu parçacı okuma dedikleri şey var ya, gelenek çuvalların içine doldurdukları şeylerden birisi bu. Parçacı, şekilci, lakmacı. Burada Mustafa Bey tam bir parçacılık yapmış. Kur'an'ın kitabının Mekke ve çevresiyle sınırlı olduğunu söylerken bu konuyla ilgili diğer ayetleri dikkate almamakla. Onun bakış açısını esas alırsak, Kur'an bu ayete göre münhasıran ehli kitap için gelmiştir. Size geldi diyor çünkü. Peygamberlerin arası kesildi, bize bir uyarıcı gelmedi, bir inzar edici gelmedi demeyesiniz diye size işimiz geldi. O zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ehli kitaba mı sadece kitap edecek? Bu tabi vahiy ve peygamberlik olgusunun da belki sınırlı bir çerçevede algılanışının getirdiği bir neticedir. Zira mesela İsa Aleyhisselam'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelemesini nasıl anlayacağız? Birisi Filistin toprağında, öbürü Hicaz toprağında, değil mi? İsa Aleyhisselam Filistin toprağında yaşadı. Ve İsrail oğullarına hitap ederek dedi ki, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberin müjdeleyici olarak gönderdiği bir kişi. İsrail oğullarıyla, Hazreti İsa'yla, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Mekke'nin ve çevresinin ne alakası? Bu söylediklerimiz bir noktada yetersiz görülebilir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği zaman dilimini ve öncesini kapsadı diyelim ki, sonrasını kapsadığına delilimiz nedir? Evet, En'am suresi 19. ayette buyurulur ki, قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَاُحْيَ اِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. Bu
Kur'an bana sizi ve kime ulaştıysa onu uyarmam, inzar etmem için gönderdi. Ulaştığı herkes. Ve men belere tabiri umum ifade eden tabirlerdendir. Men literatı umum ifade eden anlamlardadır. Dolayısıyla Kur'an mesajının, çağrısının, davetinin, inzarının ulaştığı herkesi ifade eder, ihtiva eder. O halde Kur'an sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönemi ve onun öncesini kapsamakla kalmaz. Ondan sonra bu çağrıya muhatap olmuş, bu sesi duymuş, bu ışığı görmüş herkesi muhatap alır. Herkesi mükellef kılar. Kitabın tarihsel oluş keyfiyetini birkaç ayet ve sebebi tutmanın getirdiği önemli bir eksiklik açık bir şekilde göze çarpıyor. Bir başka iddiası Mustafa Bey'in, Kur'an dil, lisan düzeyinde de evrensellik iddiası içermez. Çünkü Kur'an Arapların diliyle inzal edilmiştir. Arapça olarak indirilmiştir. Bazı ayetlerde açıkça belirtildiğine göre Kur'an Arapça olarak inzal ediliş nedeni, Kur'an'ın Arapça olarak inzal ediliş nedeni akletme, dolayısıyla düşünme ve anlamadır. Kur'an'ın Arapça oluşu ile akletme arasındaki ilinti çok sarihtir ki Araplar için anlamlıdır. Nitekim Kur'an'ın Hazreti Peygamber'e Arapça olarak vahyediliş gerekçesini Mekke ve çevresinde yaşayan insanları uyarmak şeklinde belirten Şura 7. ayeti bu gerçeğin en müşahhas delilidir. Kaldı ki ana dili Türkçe veya İngilizce olan insanlara daha iyi anlamanız için bu Kur'an'ı Arapça indirdik demek abes olsa gerektir. Kısacası Arapça nazil olan Kur'an dil düzeyinde de evrensel değil, yerel ve tarihsel. Burada hemen belirtelim ki Kur'an'ın Arabiliği salt lisana ilişkin bir niteleme değil, lisanı kendisinden bağımsız sayamayacağımız kültür ve zihniyeti de kapsayan bir nitelemedir. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi her dil belli bir toplumu yansıtır. Diğer bir deyişle bir toplumun yaşam tarzı, gelenekleri, görenekleri, dünya görüşü, inançları, kültür ve sanat tasavvufları o toplumun diline yansır doğru. Dilin tarihsel olduğunda şüphe yok. Ha, burada Mustafa Bey'den kastımız kim? Onu tasrih edelim. Mustafa Öztürk'ten bahsediyoruz. Adana Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tefsir kürsüsünde. Bu kitabı yazarken doçentti, biz tanıştığımızda da doçentli profesör olduğunu bilmiyorum. Mustafa Öztürk'ten bahsediyoruz. Başka bir Mustafa ile karıştırılmaz. Evet, dil tarihsel bir olgudur. Doğrudur. Beşerle mahsus bir olgu olması hasebiyle her dilde bir tarihsellik kaçınılmaz olarak vardır. Bunu bir problem olarak gündeme getirdiğiniz zaman size şunu sorarlar. Tarih üstü bir varlık olan Allah Teala tarihçi ve tarihsel olan insana nasıl hitap etmeliydi? Bu soru sorulmadı. Dolayısıyla cevabı da yok. İnsanın dünyasına kazara girmiş her ne varsa onu tarihsel saymak kolaydır. İzahı da vardır. Yapılabilir. Yapmış Mustafa Bey zaten. Peki, tarih üstülüğü tarih içiyle, tarihselle nasıl ilintileyeceğiz? Nasıl irtibatlayacağız? Allah Teala muradını bir kelam vasıtasıyla iletmiş insana. Niye böyle yapmış? Çünkü kelam ulaştırılmak zorunda. İletişimin en vazgeçilmez, en temel aracı. Tebliğin dolayısıyla en temel aracı. Söz, dil. Peki nasıl olacaktı? Şöyle olabilirdi. Allah Teala her insanın kalbine
peygamber ve vahiy göndermeseydi nasıl olabilirdi diye zihni bir antrenman yapıyoruz. Nasıl olabilirdi? Allah Teala her insanın kalbine bir ilham gönderebilirdi. Her insana vahiy meleği gönderebilirdi. Her insanın rüyasında hakikati gösterebilirdi. Ama o zaman o insanlar sayısınca sübjektiflik, izafilik, görelilik ortaya çıkardı. İnsandan insana, yoğundan yoğuna değişti. Bu din Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahyedildiği halde, bu dinin mübelliği ve mübeyyini bu olduğu halde bu kadar fırka, bu kadar ekol, bu kadar görüş, bu kadar iştihat ortaya çıkıyor. İştihattan kastımız mezhebi fıkhi iştihatlar değil. Kelami itikadi sahadan bahsediyoruz. Bir de peygamber gönderilmediğini farz ettiğimizde bu sübjektifliğin, bu izafiliğin, bu göreliliğin insan sayısı, inanan insan sayısı kadar artacağını tahmin etmek zorundayız. Hakikate ne olacak o zaman? Kimin söylediği hakikat olacaktı? Kim kimi neyle bağlayacaktı? Allah Teala Kur'an'da helak olan da bir beyineyle helak olsun, hidayeti bulan da bir delille hidayet bulsun diye Kur'an'ı gönderdiğini beyan ediyor. O zaman onun delil olma vasfı ortadan kalkardı. Kur'an bir delildir. En temel delildir, bağlayıcı delildir. İnsanların rüyası, o rüyalardan çıkardıkları yorumlar, kalbe giren ilhamlar, şunlar bunlar. Niye usulü fıkıhta delil olmamış? Edille-i şer'iyyeden sayılmamış? Çünkü tarih bir kaideye bağlayamazsınız. İnsandan insana değişir. Peki o zaman vahiy, hakikat, İnsanın dünyasına, zihnine, algısına nasıl girecek? Kelam formuyla, dil formuyla girecek. Ama öyle bir girecek ki hem ilk elden muhataplarına hitap edecek, hem daha sonra gelenlere hitap edecek. Hem birinci elden hitap ettiği toplumu inşa edecek, o toplumun dünyasıyla birebir örtüşerek, o insanların algısına birebir hitap ederek o toplumu inşa edecek, hem de gelecek kuşakları inşa edecek. İşte bu Kur'an'ın yaptığı en önemli şeydir. Tabii meseleyi bu şekilde izah edebilmek insanın kendisini, dünyasını, şahsiyetini, içini ve dışını bir nirengi noktasını esas alarak inşa ve ihya etmesi gerektiğini önce fark etmemiz lazım. İnsan sağda solda kaymaya meyyal yaratılmış bir varlıktır. Dolayısıyla bu sebeple hep tarih içerisinde peygamberlerle ve vahiyle muhatap olmuş. Geçmiş herhangi bir devirde, zamanın herhangi bir aşamasında, bir kertesinde inzal olmuş bir vahyin yol göstericiliğine, rehberliğine ihtiyaç duymadığını söylemek ancak modern insana mahsus bir tuğyandır. Onun için bu vahiy bize hitap etmiyor diyoruz. Değişim olgusunu din yerine koyup dini de ona uymaya mahkum etmek modern insana mahsus bir karar verir. Onun için vahiy bize hitap etmez, tarihseldir diyor. O zaman şunu söylemek zorundayız. Kur'an'ın hidayet ediciliği sadece birinci elden muhatapları için geçerli bir olgulu, bir hususiyettir. Kur'an sahabe-i kiram nesli dışında o vahye muhatap olan bazen nüzul sebebini teşkil eden o nesil dışında hiç kimseye o anlamda ve o kıvamda hidayet etmeyecektir. Bu şansı bir kere kullanmıştır. Bir kere kullanılıp atılacak bir şeydir. Kullanılmış ve atılmıştır. Peki daha önce de birkaç kere gündeme getirdik bu hususu. Bugün yaşayan Müslümanlar kendilerini neden ibadetlerle mükellef sayıyorlar?
Eminiz ki Mustafa Bey de namaz kılıp oruç tutuyor. Onun gibi düşünen insanlar da namaz kılıp oruç tutuyor. İslam'ın sair insanlara yüklediği sair mükellefiyetleri konusunda da hassasiyet gösteriyorlar. Niye yapıyorlar bunu peki? Yani namazı, orucu, haccı, zekatı tarihsellik parantezinin dışında tutan nedir? Neden zihar, lian, iddet vesaire tarihseldir de nikah ve talak gibi unsurların içini dolduran hususlar tarihseldir de namaz ve oruç tarihsel değildir? İsterdik ki Mustafa Bey bu soruların da cevabını versin ama bu çalışmada vermemiş. Eminiz bu şeyden haberdar olduktan sonra bu mesele üzerinde de duracaktır. Çünkü bu temel mükellefiyetlerin, ibadetlerin tarihsel olmadığı sık söylenen bir şeydir ama bunun Kur'an zemininde hakkı verilmiş bir istidlal faaliyetiyle delillendirilmesine bugüne kadar şahit olmadı. Neden ileride göreceğiz Kur'an'ın cennet ve cehennemle ilgili tasvirleri dahi tarihseldir de hududullah diye üzerimize çizdiği kırmızı çizgiler tarihsel değildir? Niye harama ve helale riayet ediyoruz? Niye faiz haramdır diyoruz, içki haramdır diyoruz, domuz eti haramdır diyoruz? Bunlarda ısrar edişimizin sebebi nedir, hikmeti nedir? Kur'ani delili nedir? Esasında bütün bu eksik ya da sakat istidlal tarzlarını gündemimize sokan nedir diye baktığımızda insanın kendindeki bir zaafı vahye yükleme illettir. Bu bir illettir. İnsan kendi algılarındaki zaafı, özellikle tarihsellik hastalığına tutulmuş insan, kendi algısındaki bir zaafı vahye yüklemekle bu problemi çözeceğini düşünüyor. Ve bütün bunların da altında aslında tarihsellik tezini benimseyen insanların kendilerinin de bir tarihsel perspektiften konuştuğunu unuttukları gerçeği yatıyor. Neden biz bu tespitleri yaparken belli bir sosyokültürel tarihsel ortamın ürünü olduğumuzu, nesnesi olduğumuzu, çözümü olduğumuzu unutuyoruz. Vahyin kendisi dahi tarihsel olabiliyor da bizim bu tespitlerimiz niye tarihsel? Böyle düşünmenize engel olan ne olabilir? Devam edelim. Sırası gelmişken şunu da belirtelim ki dil, üslup ve ifade düzeyindeki mükemmelliğe atfen Kur'an'ın Arapça değil, Rabça olduğuna ilişkin popüler söylem ve gerçeği tekabül etmemektedir. Çünkü Kur'an'da son derece belli ifadeler mevcut olduğu gibi lafın tartışmasına konu olan sorunlu ifadeler de mevcut. Diğer bir deyişle Kur'an'da icaz olduğu kadar ıtnaf, itale ve tatvil de vardır. Bunlar Ulum-ı Kur'an kitaplarında açık açık izah edilmiş teknik tabirler. Azımsanamayacak ölçüde tekrarlar vardır. Keza ayetlerin son hecelerinde ses uyumu, tecih, nesir kafiyesi sağlamak için geçmiş zaman kalıbı yerine şimdiki zaman kalıbı kullanmak, tekil yerine çoğul, dişil yerine eril zamirler kullanmak, bazı özel isimlerin özgün şeklini değiştirmek, kelimelerin sonuna harf eklemek, harf düşürmek ve hatta üzerine çıktıkları, çıkacakları mevdivenler şeklinde tercüme edilen ve me'arice aleyha yazharun ibaresinde olduğu gibi manaya katkısı bulunmadığı halde ayet sonuna aleyha yazharun şeklinde bir ibare eklemek için hususiyetlerden mümkün. Yani diyor ki
Kur'an metninin tabiatına baktığımızda, ayetlerin yapısına baktığımızda aslında öyle çok müthiş, insanı dehşete sevk eden, hayranlığa sevk eden bir belagat de görmüyoruz. Evet, böyle olan ayetler vardır. Ama gereksiz uzatmalar vardır efendim. Lafın tartışmasına konu olan sorunlu ibareler de vardır. Bir şeyi hatırlayalım. Yani birincisi, bu secili tekrarlı ayetler genellikle Mekki surelere aittir. Acaba edebiyatın zirvesinde olan Mekkeli, Kureyşli müşrikler Kur'an'ın bu tarz ayetleri hakkında ne dediler? Kur'an'ı bu ayetleri, bu tarz ayetleri ihtiva ediyor diye itham mı ettiler? Yoksa bu ayetleri duyup da çarpılmasın insanlar diye gürültü çamlarla tantana çıkarmayı mı tercih ettiler? Yani o nazil olduğu dönemin edebi zevki, üslubu, zirveyi bulmuş Arabına bu ayetler ne söylüyor? O insanlar içerisinde, o şairler içerisinde, şiirin zirvesine çıkmış o insanlar içerisinde Mustafa Bey'in tespit ettiği gibi, Arap olmayan Mustafa Bey'in ya da Fazlurrahman'ın ya da bir başkasının tespit ettiği gibi Kur'an'da bir takım sorunlu ibareler var. Ya bu tamam, bunun zararı yok mu dediler? Yoksa Efendimiz'i sırf bu ibareler sebebiyle şairlikle mi suçladılar? Hatta büyücülükle mi suçladılar? Bu insanı büyüleyen bir söz. Sakın buna kulak vermeyin, kapılırsanız, çarpılırsanız mı dediler? Eğer o dönemin Arabı için o vahyin, o ayetlerin birinci derece muhatabı olmuş ve edebi zevki çok gelişmiş olan o insanlar için Kur'an ayetleri, o secili, nesirli, rahmlı vesaire dediği Mustafa Bey, onlar için böyle bir problem ifade etmiyor ise şu kesin ki bizim algımızda bir problem var. İşin birinci veçesi bu. İki, dil, lügat, kelam etme hususiyeti insanı Allah Teala tarafından bahşetmiş. Bir iki seminer önce söylemiştim, hatırlıyorum. Sözün, kelamın, konuşmanın, konuşma yeteneğinin kaynağı Allah Teala. O Adem babamız Aleyhisselam isimleri öğretmeseydi bizim meleklere üstünlüğümüz ortaya çıkmayacaktı. Adem babamız. İsimlerin, dilin kaynağı ilahi bilgidir, ilahi ilimdir. Dolayısıyla insanın Rabbi bu dillerin de Rabbidir. İnsanı bir fıtrat üzere yaratan Allah Teala bize de bu dillerle ilişkili olarak sadece bu dillerin künhüne ulaşma ve oradan bir takım istikrarlarla kaideler tespit etme kudreti vermiştir, kabiliyeti vermiştir. Biz mevcudu kaideleştirmişiz. Türkçenin kuralları, gramer kuralları, Arapçanın kuralları derken neye göre belirliyoruz? Bunun ölçüsü nedir? Laboratuvara mı sokuyoruz? Hayır. Bizim algımız mı? Bizim dil zevkimizdir. Bizim selikamızdır. Cahiliye Arapları Arap dilini neye göre kullanıyordu da en mükemmel formuna kavuşuyordu? Arap algısına, Arap'ın dünyasına, dil zevkine göre. Daha sonra bu kurallar da bu esas alınarak tespit edildi. Cahiliye şiirinin Arap dilinin gramerinde, gramatik yapısının tespitinde temel bir rolü vardı biliyorsunuz. Dolayısıyla bu dili insanlara hediye eden Allah Teala bu dilin en mükemmel formunu da göndermiştir. Bizim lahm dediğimiz, gereksiz tekrar dediğimiz şeyler arasında ancak bu dilin künhüne vakıf olabilmiş insanların sezebileceği incelikler var. Bir seminerlerin birinde naklettiğimi hatırlıyorum. Muhammed Hamidullah Hoca Kur'an kıraatleri üzerine pek çok çalışması da var. Hatta Kur'an tarihiyle bir tercümesi de var. Kitabının da tercümesi var. Fransa'da bulunduğu dönemde
bir müzik adamı, müzikle ilgilenen birisi bir gün gelmiş Anadolu Amca'ya. Demiş ki ben Kur'an surelerinin, özellikle Mekki surelerin çok üstün bir müzikalite ihtiva ettiğini keşfettim. Bu surelerdeki ölçü, müzikalite şu ana kadar beni hiç yanıltmadı. Bu sorunu hep baktı çıktı. Yalnız bir surenin bir ayeti uymuyor bu müzikalite. Bunu çok araştırdım, bulamadım, izah için size geldim. Nedir bu işin izahı? Bir ayet o müzikaliteye uymuyor. Hamdullah Hoca diyor ki, o ayetin mütevatir kıraatlerinden birisiydi onun söylediği. Başka bir mütevatir kıraate geçtiğimizde o müzikalite şak diye yerine oturuyor. Ondan haberdar ettim onu. Müteşekkir bir edayla, ferahlamış, rahatlamış bir edayla adam ayrıldı. Bu bir müzik adamının Kur'an'daki ayetlerin müzikalitesi üzerine yaptığı bir çıkarsamadır, bize verdiği bir derstir. Elbette bu ayetler sadece müzikaliteye itibar etmiyor. Bir noktayı hiç hatırdan çıkarmayalım. Bize yanlış gelen, bize eksik gelen, bizim algılarımıza, beşer algısına arızalı gelen bir kullanım nasıl oldu da vahyin muhtevasına geldi? Bu durumda ne demeliyiz? Şunu demeliyiz. Araplar dahi eğer bunda bir arıza görüyorsa, ki böyle bir şey olmadığını yapalım, fazla mal görsün, görmüş olsun. Ne demeliyiz? Vahyin kaynağı hakkında bir şüphemiz var mı? Yok, ilahidir. Peki bu vahyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getiren Cebrail Aleyhisselam mı kelimeler üzerinde oynadı? Hayır, çok emindir değil mi? Emin bile için. Onun getirdiği vahide, vahiye hiçbir harflik bile bir dahil olmaz. Peki o zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mı acaba bu ayetlerin formel yapısıyla oynadı, formuyla oynadı? Hayır, o da bir emin içindir. O vahiy üzerinde dilediği gibi tasarrufla bulunma yetkisine sahip değil, Kur'an diliyle o zaten bunu açıkça beyan etmiş. O zaman işin kaynağında mı haşa ve kella bir arıza var? İnsana dili öğreten ve kelam sıfatıyla muttasıf Yüce Allah mı acaba Arapçanın nasıl kullanılması gerektiği konusunda haşa ve kella insan algısıyla örtüşmeyen, insana ters gelen, eksik, acziyet, eksiklik ifade eden bir formu benimsedi, tercih, haşa ve kella. Şimdi temel sıkıntı arkadaşlar, bu bakış açısının, ki sözün başında tarihsellikle modernite arasındaki ilişkiye yine dikkatimizi çekmeye çalışmıştım. Bu bakış açısının moderniteye mahsus olmakla tamamen aşkından, vahiyden uzak kopmuş batılı insana ait bir dünyaya mahsus algılar olduğunu görmemiz. Durup dururken olan bir şey değil. Modernleşmiş insanın algı dünyasında aşkın varlığı yok. Hatasız, kusursuz, günahsız ve insana bu doğrultuda hitap eden, bu özelliklerle hitap eden bir varlık yok. Onun bu özelliklerle muttasıf insan dünyasına gönderilmiş bir kelamı yok. Yahudilikte de yok, Hristiyanlıkta da yok. Vahye inananlar için böyle. İnanmayanlar zaten inanmıyor. Ki modernleşmiş dünyanın çok büyük bir kesimi için bunu rahatlıkla söyleyebilir. Dolayısıyla insan kendi algılarını aşan bir varlık boyutu, bir söz boyutu, bir anlam boyutu kabul etmiyor, edemiyor modern insan. Yani modern insana şunu demek zul geliyor, şunu diyemiyor, o imkanı kendi elinden almış durumda. Benim aklımın ermediği bir şey olabilir. Bunu demeyi şanına yapıştırmıyor insan da vahide hata yapmış. Hristiyanın modernleşmişi için bunu kendi içinde izah etmek mümkündür. Onun temel aidiyetleri bakımından, temel referansları bakımından.
kadar mümkün. Ama bir Müslüman için bunun izahı yok. Bize yanlış gelen bir şeyi, bizim çok basit bir şekilde tespit ettiğimiz bir arızanın, bir eksikliğin vahide bulunabileceğini söylemek ne anlama geliyor? Kur'an'ın tarihselliği anlamına geliyoruz ama bunun ucu nereye gidiyor? Daha önce de söylemiştik arkadaşlar. Bir daha tekrarından fayda var. Tarihsellik iddiasının temelinde de buna benzer modernitenin tevlid ettiği, doğurduğu diğer hastalıkların temelinde de arızalı bir Allah tasavvuru var. Ne diyoruz biz? Allah Teala bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf ve bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. İnsanın, Müslümanın daha doğrusu inancının, imanının, itikadının temeli budur. Bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf ve bütün noksanlıklardan münezzeh Allah. Gönderdiği kelamda böyle bizim sıradan insanların tespit ettiği arızalar bulunan bir ilah, haşa ve kella, 90 sıfatlardan münezzeh bir ilah olamaz. Kemal sıfatlarıyla da muttasıf olamaz. Bu özellikte olan bir varlık da esasen ilah olamaz. Bizim kerem alimlerinin her şeyi Allah yarattı da Allah'ı kim yarattı gibi sorular söz konusu olduğunda verdiği cevaplar. Ya da Allah'ın gücü her şeye yeter mi? Yeter. Peki Allah kendisi gibi bir Allah yaratabilir mi? Gücü buna da yeter mi? Gibi tuzak sorular vardır bilirsiniz. Bu sorulara verdiği çok önemli bir cevap var. Diyor ki alemin benim, Allah hepsine rahmet eylesin. Başka bir varlık tarafından yaratılmış olan bir varlık ilah var. İlah olmanın en temel vasfı varlığı kendinden ve zorunlu olmak. İşte bu var ya, varlığı kendinden olmak ve zorunlu olmak var ya, domino taşları gibi diğer sıfatları, isimleri haliyle etkileyen bir şeydir. Bu seminerlerin en başında ben hatırlıyorum, tevhid meselesini işlemiştik. Ve 5 noktada tevhidin kendisini dışa vurduğunu söylemiştik. Zatta tevhid, esmada tevhid, efade tevhid, sıfatta tevhid ve ahkamda tevhid. Bu 5 noktada Allah Teala'nın eşi, benzeri, misli, nazili varlığı kendinden olmanın tabi sonucudur bu. Onun için Allah Teala hakkında en küçük bir nakisa, haşa ve kerra, en küçük bir nakisa zihne gelecek olsa o insanın hemen Allah inancının gözden geçirmesi, tevhid iman etmesi gerekir. Kelam ilminin insanlara, bize, Müslümanlara, ümmete sağladığı en önemli formasyonudur. Nasıl bir Allah'a iman ediyoruz ki bizim bulduğumuz eksiklikler onun için hiçbir şey ifade etmiyor. Bu kelamını böyle haşa ve kella rastgele, lalet tayin, bir de meydan okuyarak üstelik insanlara göndermiş. Hadi şu kelamım gibi insanlar ve cinler bir araya gelsin, okyanuslar kalem olsun, ormanlar okyanuslar mürekkep olsun, ormanlar ağaçlar kalem olsun, bir o kadar daha olsun, bunun bir suresinin bir ayetinin benzerini getiremezler diye bir de meydan alır. Ne diyeceğiz peki? Ya şu meydan okuyuşa bak, bir de şu ayetlerdeki arızaya bak. Bunu bir gayrimüslim önümüze koysa, getirse ne diyeceğiz? Haklısınız diyeceğiz ya. Başka bir kere. İşte bizim ilahımız da böyle. Ne yapalım? Dolayısıyla arkadaşlar bu basit, entelektüel, akademik bir mesele olarak algılanmamalıdır. Bu bir iman meselesidir, bir itikad meselesidir. Onun için her işin başı tevhiddir ve tevhid de bu kelami zemin olmadan hakkı verilerek idrak edilemez, ifade edilemez. Evet. Bu tespitler, bu tahliller arkadaşlar, benim son derece değer verdiğim kıymetli bir çalışmadır bu.
mutlaka hepimizin haberdar olması gereken ve derinlemesine tahmin edilmesi gereken bir çalışmadır. İleriki aşamalarında tarihsellik ve tarih üstülük meselesine gelecek. Tarih üst, Kur'an'ın tarih üstü mesajlarındaki tarihsel unsurlara gelecek ve ahirete ilişkin ayetlere gelecek. Sonra ahkama ilişkin ayetlere gelecek.